gelmemesi adına onay vermek isterim. Cep mesajıyla pazarlamada son gün 1 Mayıs. Artık cep telefonlarına ya da e-postalara ticari mesaj atmak yasak. Cezalar yolda. Ben zaten o ürünü alacaksam araştırırım. Yani almayacaksam da o reklamla pek ilgilenmem. Güzel bir mesaj geliyorsa onay veririm. Ama ikide bir herhangi bir mesaj geliyorsa onay vermem. SMS'lerin gönderilebilmesi için müşterilerden onay alınması şart. Çoğu kişi mesaj ve e-mail kutularına dolduran reklam bildirimlerinden rahatsız. Yasal düzenleme uygulanmaya başlayacak ama firmalar şimdiden yolunu buldu. Müşterilerinden onay alabilmek için kimi yemek, kimi indirim, kimi ise son model cep telefonu vaat ediyor. Firmalar şimdi mesajla pazarlama yapabilmek için onay telaşında. İzinli pazarlamayı kampanyaya çevirenlerin başında inşaat firmaları geliyor. Bir şirket sinema bileti vaat ederken başka bir firma konutta %1 indirim teklif ediyor. İlgisi alakasız olan şeylerden mesajlar gelebiliyor yani. Mesaj gelmesini istemiyorum çünkü hiçbir işime yaramıyor. Yok dersek gelmeyecekti ama nasıl haberimiz olacak? Mağaza kampanyalarından falan nasıl haberimiz olacak? Hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. O zaman memnunsunuz. Çok memnun tabii. Bankalar telefon çekilişi, pizzacılar yemeğin yanında tatlı, kebapçılar lahmacun, otel firmaları spa hizmetini hediye ediyor. Yani bilgilenmek isterim. Kullandığım hattı reklam mesajlarından dolayı iptal ettirmeyi bile düşünüyorum. O kadar çok fazla sık geliyor. Onay almadan gönderilen mesajlar için idari para cezaları uygulanacak. Yasağa uymayan şirket 5000 Türk lirası ödeyecek. İzin alınmadan gönderilen mesajları şikayet etmek için Alo 175 aranabilecek. Onay veren müşteriler daha sonra vazgeçerek reddedebilecek. Telefonu nereden aldıklarını bilmiyorum. Bir güvensizlik oluyor.